ayeti nedir? Yani aile ayeti. Bir aile veya bir sülalenin bütün mensuplarını geçmişten günümüze belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde sıralanması anlamına gelmektir. Soy bir atadan gelen, kimselerin topluluğu anlamına gelen, ait ise gövdesinden odun ya da keresteleri olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki anlamına gelmektedir. İşte soy ağacı kelimesi bu iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Soy ağacı ya da aile ağacının anlamıysa soy ağacı veya aile ağacı bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Yani mesela bir ağacın üzerine kendi ailenizi ekleyerek o da şu şekilde oluyor. Mesela en başta hani dedeler, nineler. Ondan sonra onlardan onların çocukları. Ondan sonra onların çocuklarından da ilerleyerek hani katman katman artmakta. Yani hep böyle, hep de böyledir yani. İşte bu kadar basit bir soy ağacı. Mesela çizelgeler ağaç şeklinde yapmanızı istemezler. Çizelgeler ve oklar şeklinde aynı doğrultuda gitmesini isterler. Bu da zor bir iş. Evet, tamam ama şöyle bir şey de var. Mesela bu soy ağacını ağaçla yaparsanız fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Ama sadece kısa bir ağaç mesela. Mesela öğretmeniniz sizden çizelge istedi. Sülalenizi öğrenmenizi istediği için. Onu hemen böyle bir tane altına yazıyorsunuz. Şöyle küçücük. Mesela dedeniz, nineniz. Onları yazıyorsunuz. Onun kardeşlerini yazıyorsunuz. Sonra ok çıkartıyorsunuz. Onun annesinin babası. Onun annesinin babası. Onun annesinin babası. Derken kartonunuz bitmiş bulunuyor. Zaten iki kartonu birleştirerek de basit bir soy ağacı yapmış olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.